Hocam peki şimdikiler çok meraklı da çok veriye çok çabuk ulaşıyorlar. Bu da biraz onları tembelleştiriyor gibi algılıyorum ben. Yani şu akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, parmakların ucunda her şeye çok çabuk ulaşıyorlar. Bir de böyle bir hızın getirdiği bir tembellik görüyorum. Ben katılıyor musunuz bilmiyorum. Bunu nasıl dengeleyeceğiz hocam? Şimdi çok yoğun bir enformasyon bombardımanı var. Yani bizim beynimizin işleyebildiği bilgi miktarı sınırlı, sonsuz değil. Ve o kadar fazla bilgi yükü altındayız ki bu bilgi yükü nedeniyle bazen dijital evrenle gerçek yaşam arasındaki bağı kurmakta çocuklarımız zorluk çekiyorlar. Şimdi bilim dediğimiz şey esasında herhangi bir soruya cevap bulabilme yeteneği değil. Bilim dediğimiz şey doğru soruyu sorabilme çabası. Bilim dediğimiz şey bu. Bilim insanı cevap bulmanın ötesinde yeni sorular sorabilen kişidir. Bilim insanı soru soran kişidir. Ve bu soru meraktan doğar. Şimdi bizim çocuklarımız bu bilginin iki katına 18 ayda çıktığını düşünürsek şu anda var olan bilgi yükü kendisini iki katına 18 ayda çıkartıyor. Yani söz gelimi tıp fakültesine başlayan benim bir öğrencim 6 senenin sonunda tıp fakültesini bitirdiği zaman ilk günküne göre 8 kat fazla bilgi yükü altında. Ama şunu ben öğrencilerimin keşfetmesini istiyorum. Teknoloji ve bilgi yükü oyunun sadece çok önemli parçaları. Esas faktör, esas iş bunun bilim insanlığının ya da hekimliğin bir gönül işi olmasıdır. Şimdi Türkçemizdeki bu gönül meselesi çok önemli bir sözcük. Ne güzel bir sözcük. Evet, çok değil önemli mi? Bir sözcük. Gönül gözü açık olsun deriz. Çok önemli bir sözcük. Gönülün kapanmasın deriz. Gönül ve gönülün batıya doğru gidildikçe bir karşılığı yok. Şimdi bilinç sözcüğü de kendine özgü bir hassasiyeti olan sözcüktür. Şimdi, bilinç sözcüğünün karşılığı batıya doğru gittikçe akılla, usla karşılanır. Doğuya doğru gittikçe yürekle, kalple karşılanır. Yani Çince'de bilinç sözcüğünün karşılığı yürek, kalp olarak tanımlanır. Almanca'da ya da İngilizce'de ise akıl olarak tanımlanır. Oysa Türkçemizdeki gönül sözcüğü biraz da bu eksikliği giderir bana göre. Burada bilim insanı olma yolunda esasında sadece akıl insanı olmak yeterli olmaz. Bunu destekleyen bir gönül enerjisi de bulunmalıdır. Ve ben bu nedenle Türkiye'ye ve kendi çocuklarımıza çok inanıyorum. Ve Türkiye'nin bu sebepten gelecekte bu medeniyet bulutunu daha çok çalışarak kendi coğrafyasına doğru yeniden çekeceğine de çok inanıyorum. Çünkü medeniyet dediğimiz şey bu uygarlık bulutu dolaşır. Dolaşır ve bu bir ölçüde zamandan bağımsızdır. Şimdi çok çalışan, çok üreten, çok merak eden, çok soru soran bu uygarlık bulutunu kendine doğru çeker. Nerede bilim varsa, nerede daha çok çalışma, daha çok üretme ve daha çok soru sorabilme varsa bu uygarlık bulutu orayı sever.